Evet değerli takipçiler, erik marmaratımız şöyle göstereyim. Muhteşem bir şekilde hazır oldu. Denemek isteyenlere şimdiden kolay gelsin diyorum. Gerçekten çok güzel oldu değerli takipçilerim. Hoşça kalın, dostça kalın, kanalımda kalın diyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Bugün ne yapıyoruz? Bugün de şöyle 1 kilo eriğim var değerli takipçiler. Mürdüm eriğiyle şöyle küçük eriklerimin karışımından bugün erik marmaratı yapacağım değerli takipçiler. Bu videoyu da sizlerle paylaşmak istedim. Daha önceden de biliyorsunuz bu eriklerden erik reçeli yapmıştım. Şimdi kalan eriklerim vardı. Hepsini karıştırdım. Mürdüm, küçük angelikalar falan var. Hepsini karıştırdım. Bundan 1 kilo yakın eriğim vardı. Bir erik marmaratı yapmak istedim. Bu videoyu da sizlerle paylaşmak istedim değerli takipçiler. Eriğimi hiç ayıklamadım. Sadece şuradaki saplarından ayıkladım. Şu şekilde. Çekirdeği ile birlikte değerli takipçilerim ne yapıyoruz? Tenceremizin içerisine şöyle alıyoruz. Evet, buradaki 1 kilo eriğimi tenceremin içine aldıktan sonra üzerine de 1 bardak su bırakacağım değerli takipçilerim. Bu şekilde. Ve evet, ne yaptık değerli takipçiler? Eriğimizi ocağımıza aldık. Şu şekilde şöyle bir karıştırıyoruz. Ve eriklerimizi kaynamaya bırakıyoruz değerli takipçilerim. Evet değerli takipçilerimiz, ne yaptık? Bak, gördüğünüz gibi muhteşem bir şekilde kendiliğinden şu şekilde eridi eriklerimiz. Ne yapıyoruz? Şimdi ocağımızdan alıyoruz ve bir kevgir yardımıyla eriklerimizi çekirdeklerinden ayıklıyoruz. Ve süzgecimize eriklerimizi bıraktık. Şöyle. Bu şekilde çekirdeklerinden ayıklıyoruz. Bakın şu şekilde. Muhteşem bir şekilde geçirdim. Evet, zaten eriklerimizi bu şekilde güzel. Evet, eriklerimizi bir güzel geçirdik değerli takipçiler. Bu şekilde hemen üzerine 1 bardak şekerimizi ilave ediyoruz. Bu şekilde şöyle bir karıştırıyoruz ve ocağımıza kaynamaya bırakıyoruz. Evet, muhteşem bir rengi oldu. Şöyle göstereyim. Bir kilo ben erik marmalatını, 1 bardak şeker kullandım. Bundan da 1 kavanoz erik marmalatım olacak değerli takipçilerim. O yüzden 1 bardak şeker yeterli gelecek. Eğer siz şekerli seviyorsanız 2 bardak da kullanabilirsiniz. Ben çok şekerli erik marmalatını sevmediğim için değerli takipçilerim, zaten çok koyu. Birkaç tıkım kaynattıktan sonra da altını kapatacağız. Şöyle bir karıştıralım yavaş yavaş. Evet, marmalatımız kaynamaya başladı. Çok çabuk kıvam alan bir marmalat. Çok çabucak kıvam alıyor. Zaten erik marmalatı yapmak gerçekten bu kadar basit ve bu kadar güzel. Ben her sene yapıyorum. Hem kompost olarak değerlendiriyorum, hem kahvaltılık olarak değerlendiriyorum. Değerli takipçiler, siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Evet, 1 kilo eriğe 1 bardak şeker kullandım. Hiçbir malzeme yok. Çok az bir malzeme ile. Dediğim gibi benim eriğim biraz doğal erik olduğu için bahçeden toplama. Rengi o yüzden çok çok güzel oldu ama eminim pazardan aldıklarınızda bu kadar güzel olacaktır değerli takipçilerim. Mutlaka deneyin diyorum. Ben size daha önceden yapmıştım marmelat. 5-6 kavanoz yaptım. Bunu da bu tarifi paylaşmak için 1 kilodan hemen bir tarif olarak sizlere sunmak istedim değerli takipçilerim. Evet, marmalatımız kaynamaya başladı. Evet, marmalatımız kıvamını almaya başladı. Yavaş yavaş kavanozumuza dolduralım değerli takipçilerim.
Evet, marmelatımızı kaynarken sıcak sıcak kavanozumuza doldurmaya başlıyoruz. O bir taraftan kaynayacak. Biz de dolduralım ki güzel vakum olsun. Değerli takipçilerim. Hiç altını da kısmadım. Evet değerli takipçiler, erik marmelatımız şöyle göstereyim. Muhteşem bir şekilde hazır oldu. Denemek isteyenlere şimdiden kolay gelsin diyorum. Gerçekten çok güzel oldu değerli takipçilerim. Hoşça kalın, dostça kalın, kanalımda kalın diyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.